Merhaba, Sen Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda kimin aklındasınız, sizden kim hoşlanıyor, bununla ilgili enerjilere bakacağız. Galiba bayağıdır bu konuya bakmıyorduk. O yüzden bu konuya bakmak istedim. Bakalım kartlar bu doğrultuda neler gösterecek. Aklıma gelen çokça konu var aslında. Kolektif için sanki böyle hani duyulması gereken konular üzerinden özellikle. Ama buna öncelik vermek istedim. Bakalım, bir de bu videolar daha eğlenceli gibi de geliyor bana. Yani çok böyle aklınızdaki kişilerin o şeytani enerjilerinden ziyade bu tarz videolarda daha eğlenceli, daha pozitif enerjiler de çıkabiliyor. Bunun sebebi de hem bir bağımlılık söz konusu değil bence. Sizden de yansıyan, çünkü bağımlılık yansıdığı noktada olayın içerisine şeytan enerjisi giriyor. Zaten şeytan bağımlılıkları temsil eder. Oradaki karanlık, illüzyonlar, oyunlar, egolar, belki yasak ilişkiler, bilmem neler, iptal iptal diyelim yine de, iptal. Böyle bu konular bana o yüzden daha eğlenceli geliyor. Yine çok sevdiğim tarot destelerimden, ben önceden kartları seçtim sizin için. Bakalım kartlar, yine mikrofonum masaya çarptı. Bakalım kartlar bu doğrultuda. Şöyle yapalım şu mikrofonu. Böyle daha iyi, evet. Bakalım kartlar bu doğrultuda abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek? Evet, ben hemen niyetimi sesli olarak alarak başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli şekilde, sevdiklerimin de kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde, en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, tüm yaşayış şeklinde, davranışlarında, tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı, doğaya, hayvanlara karşı, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerine, ruhlarına, enerjilerine, davranışlarına, yaşayış şekillerine, yaşam şekillerine, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhamet, iyi güzel temiz niyet, iyi güzel temiz niyetli, iyi güzel temiz düşünceli, merhametli, vicdanlı, sevgili, saygılı, sevgiyle, saygıyla, saygılı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı davranışlar nasip etsin. Davranışlar nasip etsin. Bu şekilde davranmalarını sağlasın. Tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara ve tüm hayvanlara karşı, tüm doğaya karşı, tüm insanlara davranışlarını sevgili, saygılı, güzel ahlaklı, merhametli, vicdanlı, güzel ahlaklı, güzel ahlaklı kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Amin, amin, amin. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Böyle doluyor, böyle doluyor, böyle de oluyor. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları, Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde.
Amin, amin, amin. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların, Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle doldu, böyle doldu, böyle doldu, böyle doluyor, böyle doluyor, böyle doluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen bütün desteleri de dinleyebilir. Beni tek bir kişi düşünmüyordur hani diyorsanız. Bazen zaten farklı birden fazla kişiler de gözükebiliyor. Ama yine de hani beni düşünen daha fazladır. Diğerlerine de bakayım diyebilirsiniz. Kendinize göre seçebilirsiniz. Odaklanıp seçin. Bu şu anlamda bir düşünce. Hoşlantı anlamında, yani hoşlanarak düşünme, aklından geçirme. Bu anlamda kimin aklındasınız, kim sizden hoşlanıyor, aslında buna bakacağız. Ya da dediğimiz gibi kimler? Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Bir önceki video muydu? Bir önceki videoydu galiba. Bir önceki videomun altına ya da ondan önceki videomun altına bu niyetleri dinleyerek, yorumları dinledikten sonra uyumlanmaya başladığını, hayatında çok güzel yine şeyler yaşadığını özellikle böyle bahsetmiş konuyu da belirten bir yorum görmüştüm. O yorumu zaten görenler görmüştür. Hep diyorum yani, bu baştaki niyetleri dinlemeden direkt açılıma geçiyorsanız zaten size değil bu videolar. Yani o kişiler için çekmiyorum. Hemen direkt açılıma geçeyim baştaki niyeti dinlemeden gibi, hani o uyanıklık çalıştıranlara yapmıyorum. Ben o niyeti dinlemek zorunda mıyım diyenlere de şunu söyleyeyim. Yine çok kendini böyle akıllı ve zeki zannederek böyle bazı şeyler söyleyenlere. Ben bu niyetleri dinleyenlere çekiyorum. Zorunda değilsin ama o niyeti dinlemiyorsan o açılımı da dinleyemezsin. Dinlesen de uyumlanamazsın. Uyumlandığını zannetsen de hayatında o niyete uygun olarak kendince çakallık, ya çakal örneği de vermek istemiyorum. Çakalın bile bir saygınlığı var çünkü benim gözümde. Kendince böyle kaçın kurallığı yapmaya çalıştığın için de hayatında doğru düzgün güzel şeyler yaşayamazsın zaten. Yani şöyle söyleyeyim, sen kendini kandırdığını zannedersin böyle bu tarz şeylerle, ama tövbe haşa, Allah'ı kandıramazsın. Bunu her zaman söylüyorum. Bu niyetler o yüzden mühür niyetinde, büyü niyetinde burada çok önemli kodlamalar aynı zamanda. O yüzden bu niyeti dinlemeden, direkt bu niyetleri dinlemeden direkt olarak videoya geçen, desteğe geçenler uyumlanamaz. Yani söyleyeyim, hani dinlemek zorunda değilim falan kafasında olanlara da şunu söyleyeyim. Çok önemli ve çok pozitif niyetler. Bu pozitifliği dinlemek zorunda olmadığını düşünüyorsan ya da sana sıkıcı geliyorsa, içindeki şeytanını henüz yenememişsindir. İçindeki şeytanınla yüzleş önce. Onu bir secde ettirmeye çalış. Çünkü bana göre de aklındaki kişiyle ilgili yapılan yorumlar bana göre de çok saçma ve gereksiz, ona bakarsan. Ama ben bunu saçma ve gereksiz bulmama rağmen bu videoları çekiyorum. Çünkü buradaki yargımı kırıyorum aslında. Burada hani bana göre bir kişinin peşinden bu kadar uzun sürelerce böyle hani ha ikizeli bilmem ne falan filan, bana göre çok saçma. Zaten şöyle söyleyeyim. İkiz alevin dahi olsa, Allah senin hayatını kimsenin peşine heba etmen için seni yaratmadı zaten. Önce bir bunun farkındalığına varman gerekiyor. İlle de birilerini takip edeceksen, zamanında yol açmış
O tasavvuftaki zatları oku, araştır. Mevlana'yı, Şems-i Hacı Bektaş'ı, Veli'yi, Tapduk Emre'yi, Yunus Emre'yi, onları araştır. İlla birilerinin peşinden çok gidesin varsa. Orada da bir yere kadar götürür onlar da seni zaten, kalbin temizse Allah rehber edecektir onların ruhunu. Yani Yunus Emre diyordu galiba. Yani ölen bedendir, ruhlar ölmez. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu doğrultuda biliyorsunuz sözleri söz konusu. O yüzden yani ruh ölmez, değişip dönüşebilir. O yüzden iyiye güzele dönüşmeye çalışın ki karmik süreçlerinizi, karmik zincirlerinizi aşabilirsiniz. Bana tepki göstermeniz hani böyle bir, bu sizin kendi şeyiniz yani, nasıl diyeyim? Çok değerli bilgiler aktarıyorum. Belki binlerce lira seanslar, binlerce liralık seanslar alıp ondan sonra çözümleyebileceğiniz konularla ilgili. Belki de bunları bu kadar bedava sunduğum için hayatın da bana bir mesajı olabilir. Hani bu kadar verici olma diye. Ama bazı konularda neyi neden yaptığımı çok iyi biliyorum. O yüzden onları yapmaya devam ediyorum. Özellikle bu niyetlerle ilgili bunu söyleyebilirim. O yüzden yani zaten çok şeytanınız yüksek olduğu için hata bulamayıp hata bulmaya çalışmak, saçma saçma şeylere takılmak ondan sonra yani şeytanın rahatsız oluyor. Zaten şeytanı bol olan kişiler duadan rahatsız olur, Allah'ın adının anılmasından rahatsız olur, kendisi de dua edemez. Ne diyor? Ayetlerde de hadislerde de kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. Tarot şeytanı çok bol bir alan. Tarotun kendisi şeytani değildir. Ama tarotu kullanan kişi önemli. Ve tarot kimler için kullanılıyor? Benim hem özel danışmanlıklarım hem kolektifte yorumlarda da gözüktüğü gibi herkes çok böyle iyi kişiler değil. Şeytanı bol bir alan olduğu için tarot. Yani enerji okuma alanı üzerinden. Çünkü herkes çok böyle hani iyi enerjilerle dolu olmayabiliyor. Zaten bunun iyiye dönüşmesi için kullandığım bir araç. Ben o yüzden tarotu şeytani şeyinden kullanmıyorum. Her zaman zaten benim gittiğim yolu bilenler bilir. O yüzden bu niyetler çok çok önemli. Bunu dinlemeden giriyorsan zaten kendin de fayda göremezsin. Yani hiçbir şekilde fayda göremezsin. Çünkü başta senin için orada çok güzel alınan niyetler var. Belki nasiplenmeni sağlayacak o niyetleri. Dinlesen baştan sona. Materyalist bakış açısıyla, dünyevi bakış açısıyla yok şunu şu kadar tekrar etti, yok bunu bu kadar tekrar etti falan gibi. Şeytanının seni vıt vıtladığı o vesveselere bir kanmasan, bir dinlesen. Zaten ondan sonra gerçekten çok daha güzel aşamalara geçtiğini hayatında görebilirsin. Bu sana benim, bu kolektife benim, bu niyetler bedava sunduğum hizmet. Ama nasibin yoksa işte şeytanın vesvesesine kanıyorsun. Kendini çok böyle şey zannediyorsun ve nasiplenemiyorsun. Nasibinde yok çünkü. Yani güzel şeyler de cennette nasibinde olanların var yani baktığımızda bir noktada. Bunları da söylemem boşa değil diye düşünüyorum. Ben kimsenin baskısıyla, kimsenin isteğine göre şekillenerek bu videoları çekmiyorum. Çünkü burada ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir noktada isteklerinizi, taleplerinizi değerlendiriyorum. Zaten bazen yorumda bir şey görüyorum. O konuda çekiyorum falan. Çünkü o sırada benim kolektifle ilgili hissettiğim enerji de o olabiliyor. Ama bazen çok bireysel isteklerde bulunanlar da olabiliyor mesela. Hani o konuyu kolektife bakmak ne alaka? Yani o senin bireysel istediğin ve merak ettiğin bir şey. O kolektife çok da bakılabilecek bir konu değil. Yani ve orada ben hastalıklı düşünceler, bağımlılık vesaire de gördüğüm için, çok sağlıklı bulmadığım için her şeyi de yani her isteği de alıp böyle videosuna çekmiyorum. Çünkü bunlar tarot videoları. Yani ne bileyim, makyaj videosu değil. Hani makyaj videosu çeksem de herkesin isteğine göre yine hareket etmezdim. Yapım o değil çünkü bir noktada da. Yani o yüzden neyin doğru olduğunu düşünüyorsam kendi hislerim doğrultusunda, bu kadar yüzlerce kişiye danışmanlık verdikten sonra, yüzlerce video çektikten sonra da zaten her şey ortada, her şeyin kanıtı. Neye ne kadar katkı sağladığı bu videoların, insanların hayatlarında da geri dönüşlerle de. Ama hep şunu diyorum, bağımlı olmayın ve %100 doğru kabul etmeyin. %100 doğru kabul ettiğiniz her kişi
her şey. Bu demek değil ki saygısızlık yapıp saldıracaksın demek değil. Hayatın her alanında böyle. %100 doğru kabul ettiğin her kişi, her şeyle sınanırsın. O yüzden aklını kullanacaksın her zaman. Tamam, enerji olarak bu çıktı ama acaba sendeki neyden dolayı çıktı? Yani aklını kullanacaksın deme sebebim de yine şeytanınla onu söyleyen kişiye saldırmak demek değil. Neden o çıkmış olabilir? Yani düşün, hangi enerjini değiştirebilirsin enerjilerin değişmesi için gibi. Yani mesela tarotu tavsiyelerden ayrı düşünen de bazı aklını kullanmaktan aciz, gerizekalı kesim söz konusu. Tarot ve tavsiyeler ayrı değil. Yani o zaman şey oluyor, hani o zaman fal gibi bakmak oluyor aslında. Tarot benim kullanma şeklim aslında kişisel gelişiminize, hayata bakış açınıza katkı olması, ışık olması. O yüzden yok tavsiyeleri söyleme de yok sadece tarot şeyi. Akışla birlikte geliyorsa söylemek zorundayım. Yani ben de söyleme meraklısı değilim açıkçası. Çünkü birilerinin bir kulağından girip bir kulağından çıkacağını biliyorum. Ama biri nasiplenecek bir kişi de olsa, var demek ki bir kişi de olsa bir kişi var demek ki. Yani hak söylettiriyor. Akış söylettiriyor o tavsiyeleri. Dinlemek istemiyorsan ileri sararsın ya. Neyin kafasını yaşıyorsun yani, anladın mı? Böyle saldırmak için ha bir de şunlar var, onu da söyleyeyim. Siz zannediyorsunuz ki ben hiçbir şeyin farkında değilim. Çok şeyin farkındayım ama çok şey konuşmuyorum. Bir de bu konuştuklarımın dışında konuşmadıklarım var, düşünün yani. Böyle gıcık olup 2-3 kişiyi örgütleyip işte şu yorumu yaz, ona şu negatif enerjiyi gönder, şunu yap. Hepsini alıp böyle geri gönderiyorum. Gönderiyorlar koruyucularımda. Ve sizde zaten duvar etkisi yapıyor. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. Ama bazı kişiler akıllanıyor ama akıllanmıyor. İşte ondan sonra ne diyorum? Bok çukuru gibi hayatları var zaten. Bok çukuru gibi hayatınız olmasa zaten bu böyle benim gibi doğru düzgün, objektif, dengeli, adaletli ilerlemeye çalışarak yorum yapan kişilere saldırmazsınız. Eğriniz doğrunuz şaşmış, yanlışların ve yalanların kabul edildiği yerde doğrular taşlanır diye bir söz var. İpte diyelim yine de. Ama doğru da doğru olmayı bırakmaz yani. Onu da söyleyeyim. Ne duymanız gerekiyorsa bu videolarda onlar aktarılıyor. Mesela burada da bu konuşmayı yapmayı düşünmüyordum. Hatta çok uzatmamak için önceden kartları da seçtim zamandan kazanmak için. Ama işte bak, kolektif akış yaptırıyor. Burada yani benlik de bir şey değil. Yani bu artık senin duyman gereken demek ki akış yaptırıyor. Ben de diyorum yani bir an önce çekeyim, kapatayım. Hani başka bir şey konuşmayayım. Ama konuşulması gerekiyor ki demek ki. Benim içimdeki bazı bilgilerin de artık saklı kalmayıp aktarılması gerekiyor ki. Bunlar aktarılıyor. Bir de demek ki nasiplenecek, yani iyi anlamda nasiplenecek, gözü açılacak, egosundan sıyrılarak. Egolarınızdan sıyrılın bir ya. Yani egonuzdan sıyrılın, anladınız mı? Egonuz size... Kendinize zarar verir. Bana hiçbir şey, yani Gülben Ergen'in lafına dönecek ama yani gerçekten yani benim ruhum bile duymaz. Benim koruyucularım, o göndermeye çalıştığınız enerjileri, o birilerini böyle örgütleyerek yaptırdığınız o yorumların enerjisini alır sizin. Yani ağzınızdan sokar, burnunuzdan çıkartır. Neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz ondan sonra zaten, ama yine anlamıyorsunuz neden yaşadığınızı. O yüzden bu kadar çok konuşturuyor hak kolektif, işte bu kadar çok tavsiye yaptırıyor, bu kadar çok açıklama yaptırıyor. Anla artık, gör artık diye. Ama ben de bu kişilere artık açıklama yapmak istemiyorum. Buradan da yani söyleyeyim açıkça, Allah'ım yani teşekkür ederim, nasip eden Allah'a şükürler olsun. Güzel şeylere vesile ediyorsun burada nasiplenecek insanlarla birlikte, ama yani gerçekten artık hani kötü olmayı seçen ve negatifte kalmayı seçen, bu videolara kusur bulma amacıyla bakan, kendini geliştirme amacıyla bakmayan, kendisine bakamayan, egolu, zaten hayvan doğa sever olmayan kişileri uzak tut ve bu kişilere bana enerji harcatma artık. Çünkü
Ve o kişilere sen zaten ne yapacağını bilirsin, sana havale ediyorum. Buradan sesli olarak da yani bu şeyi, iletişimimi, içsel konuşmamı dışa vurarak söyleyeyim. Allah'ım artık bu laftan anlamayan, egosuyla yaklaşan, kendini geliştirme niyeti olmayan, videolarıma fal bakış açısıyla bakan kişileri benden, enerji alanımdan, yaptığım işlerden, hayatımdan uzak tut artık. Evet, beni öyle güzel yerlere getir ki hiç böyle o kişilerin hiçbir enerjisini okumayayım bile. Yani çıkmasın bile buradaki enerjilerde. Güzel enerjilerle, hayvansever, doğasever kişilerin enerjileriyle, tarota kendini geliştirebileceği bir araç olarak bakan, enerjisini okuyabileceği bir araç olarak bakan kişilerle, yüreğinde sevgi, saygı olan hayvanlara, doğaya kişilerle yoluma devam edebilirim. O doğrultuda enerjiler aktart bana. Allah'ım teşekkür ederim. Evet, şimdi. Ve çok seven, çok saygı duyan ve çok güzel şeyler yaşayan, çok güzel geri dönüşlerde bulunan çokça insan var bu arada. Onların sayısı çok çok daha fazla. Çok çok daha fazla hem de. Bu bahsettiğim kişiler çok, yani bir iki kişi. Zaten hani benim Instagram profilimde de geri dönüşler var ki o kadar belki daha paylaşmadığım geri dönüş vardır. Çünkü zaman bulamıyorum paylaşmaya da. Bir de ilk başta hiç paylaşmıyordum, yani ilk başta paylaşmadıklarım, arada paylaşmadıklarım, çokça bir de hani oradakiler kadar paylaşmadıklarım var. Ve onların hepsi gerçek insanların geri dönüşleri. Tabii ki özel bilgilerini saklayarak paylaşıyorum. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Çok güzel şeylere ben tarotu vesile etmesine bildim. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu niyetlerle işte, bu kalbimi temiz tutmaya çalışarak, şeytanı bol insan gördüğümde onunla hiçbir maddi menfaat ilişkisi bakış açısıyla bakmadan ilişkimi direkt olarak bitirmeyi bilerek, yani bir kişinin benden seans almaması gerektiğini hissediyorsam o kişiye ben seans vermeyi bırakırım. Hiçbir şekilde ona şey yapmam, çünkü ikiyüzlülük, riyakarlık, laftan anlamama, dediğim gibi yani artık tamamen bunlardan uzak duruyorum. Enerjimiz hepimizin enerjileri. Benim enerjim de çok kıymetli. Bir de ben çokça kişiye hizmette verdiğim için hem de enerjisel konuda, o yüzden zaten çok çok daha dikkat etmem gerekiyor yine hakkaniyetli, adaletli de ilerleyebilmek adına. Yani çokça para teklif eden ve hani yine bakın bana falan diyen insanlar var. İyi niyetleriniz için hani teşekkür ederim. Güzel teklifleriniz için de teşekkür ederim. Ama paradan daha önemli şeyler söz konusu. Yani çok, nasıl diyeyim, kendi şeytanlarınızla yüzleşip, egonuzla yüzleşip onu aşabilirseniz ve ben onu hissedersem ondan sonra bakabilirim. Ama zaten onu hissedeceğimi düşünmediğim kişilerle zaten bağlantımı koparıyorum. Yine de siz kendinizi geliştirmeye bakın. Yani beni de çok takmayın zaten. Yani bu kişilere diyorum onu. Direkt olarak Allah'la bağlantınızı güzel kılmaya çalışın. O zaman zaten eğriyi doğruyu ayırt eder. Benim gibi insanlar da şeytanlarınızı rahatsız etmez. Siz de şeytanlarınızla yönetilmemiş olursunuz. Evet, şimdi... Ay çok güzel, içim döktüm, yani iyi geldi. Allah'la konuşma kısmında iyi geldi. Ben hep böyle dua ederim, yazarım, iletişim kurarım, mesaj isterim. Yani tarot araç, dediğim gibi, yani tarot dışında da direkt olarak mesaj istediğinizde, dua ettiğinizde de zaten aslında cevapları görebilirsiniz. Ve kodlarınız çok önemli, yani... Kod ve kalıplar. O yüzden ben tarotu çok önemli. Zaten bir inisiye aynı zamanda tarot. Evet. Şimdi açılıma başlıyorum. Birinci desteği seçenler. İnisiye aracım. Tarot aynı zamanda. Evet. Şimdi birinci desteğe başlıyorum. Birinci desteği seçenler. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Hayvansever, doğasever kişiler ve enerjiler için. Bakalım. Siz kimin aklındasınız Allah?
kimin aklındasınız ve kim hoşlanıyor sizden? Evet, bu kişi sizin ya eşiniz ya da bu kişi sizden ayrı bir evliliğe sahip ya da sizinle evlenmek isteyen birisi. Bakın, hem de iki tane aile kartı, tılsım onusu, kupa onusu ard arda geldi. Evliyse bile şunu söyleyeyim. Sizinle de böyle, şimdi diyeceksiniz ki evli kişi benimle nasıl evlenmeyi isteyebilir ki? Gidin onu, onlara sorun yani. Zaten o yüzden böyle açıklamalar yapıyoruz. Ama ben biraz şunu da hissettim. Çünkü son kart kılıç ilerisi geldi. Her olasılık için şimdi yine akış çok yoğun, bir sürü böyle hangisinden başlayacağımı şaşırdım. Tek tek anlatacağım şimdi. Birinci ihtimal, bu kişi sizin eşiniz olabilir ya da ciddi ilişki yolunda gittiğiniz, şu anda zaten ilişki içerisinde olduğunuz, evliliğe doğru gittiğiniz ya da eşiniz olan birisi olabilir. Belki evlilikle ilgili, aranızdaki iletişim problemleriyle ilgili, ne bileyim bir davete gitmişsinizdir, bir aile buluşması olmuştur, bir düğüne katılmışsınızdır, belki akrabalar arası belki bir şey olmuştur, böyle bir yemek bir şey. Burada geçirdiğiniz zamanla ilgili birlikte kafasına çok takılan şeyler olabilir. Hani ben bu kişiyi çok seviyorum, yani sizi çok seviyor, ailesi olarak görüyor zaten, eşi olarak ya da evleneceği kişi olarak görüyor zaten. Ama belki onun ailesiyle ilgili ya da ailevi konularla ilgili neden böyle belki bir şeyi yalan söylediniz, doğruyu söylemediniz? Ya da neden bir öyle bir böyle davranıyorsunuz? Özellikle ona ve onun ailesine, onun kafasını karıştıran ve onun kafasına çok takılan, belki laf sokar gibi neden davranışlarınız var? Bunları çok kafasına takarak düşünüyor olabilir sizi. Bu şimdi eşiniz ve ciddi ilişki yolunda gidiyor. Yani evliyseniz eşiniz düşünüyor, evli değilseniz ciddi ilişki yolunda gittiğiniz kişi düşünüyor. İkisi de bende yok diyorsanız, size düşünen kişi evli olma potansiyeli olan ama yine sizinle de hani yanımda keşke o olsaydı diyen, keşke onunla evlenebilseydim ama şu anki evliliğimi de bitiremiyorum, ama o bende kapanmayan bir hayal, bitmeyen bir hayal, sakladığım bir hayal diyen birisi. Aranızda fiziksel mesafe olabilir. Başka ülkeler, başka şehirler gibi durumlar, yaş farkı, kültür farkı, bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Hatta ben şunu da hissettim. Sanki bazen bulunduğunuz yere kendi ciddi ilişkisi, evli olma potansiyeli gözüküyor demiştim ya, kendi ciddi ilişkisinden gizli bulunduğunuz yere bazen yolculuklar yapan birisi olabilir. Bu yolculuklar esnasında da sizi çok böyle görmeyi uman, hayal eden bir enerjisi olabilir bu kişinin. Yani zaten bir yuvası var gibi, bir ailesi var gibi gözüküyor sizi. Ama sizi de çok seven ve keşke belki de doğru zamanda karşıma çıksaydı ve keşke yanımdaki kişi o olsaydı diyen kişi olabilir. Ha, bu ne kadar sağlıklı tartışılır. Belki başta siz yanında olsaydınız bunu diyen kişi sonradan başka birisini görünce belki ona da onu diyecekti. Yani bazı şeyleri de romantize etmeden önce aklı başında bir şekilde sorgulamak lazım. Hani buna da böyle eriyip bitmeyin. Bu benim kendi düşüncem. Hani sana daha önce karşıma çıksaydın, keşke seninle evlenseydim diyen kişi, zamanında sen onun karşısına çıkıp ilk senle evlenseydi, belki de yarın bir gün karşısına birisi çıkacaktı, ona diyecekti aynısını. Zamanında sen karşıma çıksaydın, keşke seninle evlenseydim. Yani bu tarz şeyleri söyleyen kişilerin bunu başkalarına da söyleyebilecekleri bilincinde yaklaşın önce. Bunu hissettim çünkü. Çok böyle ama kafasına taktığını görüyorum size açıkçası. Çok böyle aslında köklü, evlendiği kişi de aile kavramına önem veren kişi olabilir bu kişinin. Gördüğüm enerjiler doğrultusunda. Hani köklü ailesi olabilir, aile buluşmaları, aile görüşmeleri çok yoğun gerçekleşiyor olabilir. Ama sizinle böyle gizli bir hayal dünyası var gibi, yani çok
duygu beslediği de gözüküyor açıkçası. Hani hoşlantı niyetiyle de baksak burada hoşlantıdan ötesinin olduğu gözüküyor. Bayağı böyle hayallerinizi süslemeniz, fanteziler kurması, çok yoğun duygular beslemesi, rüyalarına girmeniz ve duyduğu suçluluk da var aslında. Hani ne yaşıyor kendisi de bilmiyor gibi açıkçası. Sizi çok görebildiğini de görmüyorum. Belki sosyal medyada falan daha çok görüyor olabilir size. Bazen bulunduğunuz yere dediğim gibi ailesinden gizli sanki yolculuklar yaptığında sizi belki yüz yüze görme şansı elde ediyor olabilir ama hani o da meçhul, denk gelirse gibi bir enerjiyle gözüküyor. Zaten böyle bir şekilde yurt dışı balansı olan birisi gibi. Yani aranızda sizin ülke farkı yoksa bile bu kişi yurt dışı seyahatleri yapan, başka illere giden, başka ülkelere giden, başka kültürler tanıyan birisi olabilir. Çok ülke gezmiş birisi olabilir. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda. Bir ihtimal herkes için geçerli olmayabilir bu. Bu şekilde hissettim çünkü. Ailesinde göçmenlik olabilir. Ya da ne bileyim belki çok eskiden hani bu Almanya'ya giden, Hollanda'ya giden Türkler var ya işçi olarak. Belki hani 2-3 nesildir Hollanda'da, Almanya'da yaşıyordur. Ya da tam tersi belki işte Bulgar göçmenidir. Ne bileyim Macar kökenlidir. Hani belki öyle bir şey de olabilir. Böyle göçmenlik durumu da olabilir. Bu herkes için geçerli olmayabilir ama. Ama ailesinde böyle konularda söz konusu olabilir gibi de gözüküyor. Ama hissettiğim çok herkes için olmadığı dediğim gibi. Burada başka bir şey görüyor muyum? Bakıyorum. Sizi bir süredir göremiyor gibi. Onu da çok kafasına takıyor olabilir. Şimdi her ihtimal için yorumladım. Kendinize göre düşünün. Bu bahsettiğim yorumlar evli olanlar ya da ciddi ilişkisi olanlar için değildi. Onlarınkini başta yorumladım zaten. Bulunduğu aileye de çok önem veren birisi ama onu da söyleyeyim. O yüzden kendini de çok suçluyor olabilir zaman zaman. Çok gizli fotoğraflarınıza falan bakıyor olabilir. Fotoğraflarınızı sakladığı belki bir mail adresi falan olabilir. Ne bileyim hani ya da bir şey hani böyle teknolojik çok bilmiyorum isimlerini. Yani bir yerde tutuyordur hani ailesini görmeyeceği, kendisini görmeyeceği fotoğraflarınızı falan saklıyor olabilir aynı zamanda. Harflerle devam ediyoruz. Harfler daha işin eğlence kısmı. Her zaman söylüyorum zaten bunu. Oops. Başarılı birisi bir de bu. Çalışkan birisi, onları da söyleyeyim. Hareketli hayatı olan birisi. Ailesine çok önem veren, ailesine herkesin peşinde koşmaya çalışan, onları mutlu etmeye çalışan birisi. Ama arka planda sürekli sizinle ilgili kendisinin de çok anlamadığı fazla istek, fazla sevgi, fazla beğeni, hayallerini süsleme durumunuz söz konusu bu kişiden. D harfi kendine çevirdi. A, Ş, O, Ü, Z, Ç. Ay bu okulun müdürü de çok konuşmaya meraklı mı ben bilmiyorum. Hafta sonu bugün pazar günü kaç haftadır hafta sonu da sürekli mikrofonu konuşma sesi duyuluyor. Belki müdür de değildir ama günahını da almayalım. Şey falan oluyor olabilir. Belki hafta sonu böyle konferanslara falan bazen okullarda yer veriyorlar ya. Belki öyle bir şey de olabilir. Onun sesi de olabilir. Bilmiyorum ama hafta sonları cumartesi, cumartesi, pazar günleri bile şey geliyor yani mikrofonla böyle konuşma sesi geliyor sürekli. M, T ve D, A, Ş, O, Ü, Z, Ç, M, T, V harfleri burada gözüken harfler sizin için. Birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için çıkan enerjiler sizin için bu şekildeydi. Bu bir de çok çekici birisi de olabilir onu da söyleyeyim.
attractive, yani fiziksel olarak da çekici birisi olabilir. Burç da söyleyeyim. Çok meraklısınız burçlarına. Zaten özelliklerin hepsini saydım ama Başak, Yay, çok Yay çok yoğun olarak görüyorum. Koç, Aslan, Yay, Başak, Kova, sabit burçlar bir de. Balık, sabitin dışında balık çünkü kuponu su da var. Her telden var ya, Kova, İkizler. Çok fazla burç var burada. Yani Kova, İkizler, Başak. Yine de söyleyeyim. Kova, İkizler, Başak, Yay, Koç, Aslan, Kova, Boğa, Akrep. Burada gözüken burçlar. Saymadıklarımız da var gerçi. Ama çoğu burç gözüktü. Yine de sayalım. Merak ediyorsunuz onu da çünkü bazen. Evet, birinci deste dediğim gibi abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir. Zaten o doğrultuda niyetimiz o kişiler. Yani abonelerimdeki hayvansever, doğasever kişiler ve enerji için yapıyoruz tüm açılımları. Her videonun altında da iletişim bilgileri üzerinden açılımlarla ilgili, özel açılımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de başta söylediğim gibi dinleyebilir. Şimdi ikinci desteyle devam ediyoruz. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerji için, hayvansever, doğa sever kişiler ve enerji için kimin aklındasınız? Yine bir aile enerjisi. Bu kişi size evet. Ay, burası çok romantik geldi. Burası çok romantik ama araya bir ayrılık girmiş, araya bir süreç girmiş. Mahkeme süreci olabilir, hapis süreci olabilir, ceza süreci olabilir. Ne bileyim, haciz gibi iptal diyelim ya da evli olabilir, yine bunu burada gözüküyor söyleyeceğim. Yani hoşunuza gitse de gitmese de benim de hoşuma gitmiyor bu tarz yorumlar yapmak ama çıkıyorsa bunu evirip çevirip yalan şekilde aktaramam. Yine burada sanki hatta şey görüyorum, çok sancılı bir boşanma sürecinden geçen birisi olabilir. Şu an sizi düşünen birisi ama sizi çok severek düşünen, geçmişten gelen uzun vadeli bir bu kişiyle şeyiniz olabilir, ilişkiniz olabilir. Bazılarınız için şöyle söyleyeyim, eğer boşanma davası açtıysanız ve çok uzun süren bir boşanma davası içerisindeyseniz, size eşiniz düşünüyor, çocuğunuzun babası olabilir bu kişi. Geçmişte birbirinizi severek evlenmiş olabilirsiniz ama sonra işler yürümemiş olabilir. Bu kişi sizi düşünüyor ama sizi çok da seviyor olarak gözüktü. Ama ben evli değilim, kimseyle de evlenmedim diyorsanız, sizi düşünen kişi evli ama bir türlü boşanamayan ve çok sancılı bir boşanma süreci içerisinde olan birisi olarak gözüküyor. Bir diğer ihtimal şunu da söyleyebilirim. Eğer hani evli değil, bundan eminim hani falan, ailesini tanıyorum falan diyorsanız, aile içerisinde bu kişiyi de çok negatif etkilemiş bir mahkeme süreci olabilir. Yani evli falan değil eminseniz, bu kişinin kendi ailesine, çünkü aile bağlantılı uzun süredir çözülememiş bir mahkeme süreci yüzünden asıl adam gibi Arap'ta kalmış ve bu sorunlar nedeniyle sizinle ilişkisini de istediği aşamalara getirememiş birisinin aklında gözüküyorsunuz. Bu aile bağlantılı mahkeme süreçleri, ya bu kişi evli, o oradaki mahkeme süreci, ya da evli değil eminseniz şey bu. Dediğim gibi kendi ailesi içerisindeki bir mahkeme süreci olabilir. Belki kendisi alakalı bir şey olabilir, ailesini de etkilemiş olabilir. Ve bir süredir ortalıklarda gözükmüyor olabilir. Belki hapse girme gibi süreçler, tehlikeler atlatmış olabilir. Hatta şu an öyle bir süreci hala devam ediyor da gibi. Ailesi zengin, varlıklı birisi olabilir. Ben biraz şey hissettim. Bir yerlerde tanıdığı olan ailesinin ve ailesinde o bir yerlerde tanıdıklarının vasıtasıyla da sanki kendisinin bu hapis tehlikesi süreçlerini daha çok parayla, pulla, tanıdıkla falan, hani
Böyle. Tabii ki bunlar doğru değil bu şekilde hani şey yapmak ama burada gözüken enerji bu kişi vasıtasıyla bu. Kendisinin bu belki tehlikeli mahkeme süreçlerini, para, pul, aile yakınları, işte bir yerlerde tanıdıkları olan birileri bunlar aracılığıyla bu sıkıntılı sürecini atlatmaya çalışan birisinin aklında olarak gözüküyorsunuz ve bu kişi bu süreçleri atlattıktan sonra sizinle ciddi ilişki yaşama niyetiyle karşınıza çıkmak istiyor. Zaten seni çok özlüyorum. Ya sanki bu kişi diyor ki şu an zor bir süreç içerisinde ama bu süreçten kurtulur kurtulmaz. Bir mahkeme sürecini parasal açıdan da başarıyla tamamladıktan sonra hatta sanki ailesiyle birlikte sizi kazanmak için bir çaba içerisine girmek isteyen birisi gibi. Yani sanki bu kişinin yanında ailesi de sizi isteyebilir. Hani barışın diye sanki ve ya da bir araya gelin, tanışın, belki bir yuva kurun diye olabilir. Yani ailesiyle birlikte de sizin için çabalamayı düşünen birisi olarak gözüküyor. Sizi çok seven, çok değer veren birisi. Ya dediğim gibi şu an evlisiniz ve boşanma süreci belki sizinle. Ama diğer olasılıklar için de söyledim. Kendinize göre düşünün, dinleyin. Bu kişi gerçekten sizinle ciddi bir ilişki yolunda gitmek istiyor. Ama kendisinin kendisinden dolayı yaşadığı sıkıntılı süreçleri söz konusu şu anda gözüktü. Ya ben bazılarınız için şöyle söyleyeyim. Şu an hapiste gibi bile gözüktü yani. Şu ilk 3 kart özellikle. Yine de iptal diyelim. Ha, ama kötü bir şey de yaptıysa da iptal de demiyorum yani. İptal dememe. Ne yaptığına bağlı. Bilmiyoruz sonuçta. Oralara da hiç giremem şimdi. Zaten siz hani böyle bir enerji var mı yok mu kendinize göre değerlendirebilirsiniz. Ama şunu görüyorum. Yani ailesi de size yanaşsın isteyen birisi. Yani şu sanki ailesi diyor ki çocukları şu durumu bir atlatsın da sizinle barışsın, sizinle bir ilişkiye başlasın, ailesi size ulaşmaya çalışma niyetinde olabilir, görüşmek istiyor olabilir, konuşmak istiyor olabilir. Aileyle birlikte etkilenmek istiyorsunuz. Yani hem bu kişi hem de sanki ailesine de diyor hani onu koruyun, onu gözetin. Konuştunuz mu onunla, işte bahsettiniz mi falan filan, işte hani başkasıyla konuşmasın, geçmişten tanıdığınız birisi, onu söyleyeyim, yeni birisi değil bu kupa altılısıyla, yani hiç tanımadığınız birisi olarak gözükmüyor zaten. Kupa altılısıyla belki çocukluktan, belki geçmiş bir ilişki olabilir, tanıdığınız birisi, ailesini de tanıyor olabilirsiniz az çok. Yani ailesinden birilerine de sanki diyor ki konuştun mu, bahsettin mi falan hani. Ben biraz şunu da hissettim. Belki çocuklukta bir yerlerde yaşadıysanız oralardaki belki komşunuz falan olabilir. Biraz öyle bir enerji de hissettim. Hani komşular sonuçta aileleri falan da tanır ya, komşuluk ilişkisi iyi olan yerler. O yüzden aile aracılığıyla belki annesi babası hani söyledin mi, söylediniz mi? Ne düşünüyor hani bizim ilişki yaşamamızla ilgili falan gibi. Böyle ailesiyle sizinle böyle bir ilişki başlatma niyetinde, bunun için çabalama niyetinde birisi olarak gözüküyor. Ailesi zengin, varlıklı birisi de olabilir. Bunun üzerinden de sizi etkileme niyetleri gözüküyor. İşte hani onların çocuklarıyla ilişki yaşarsanız belki size ev verirler, araba verirler. İşte çok güzel şöyle bir yuvanızı kurarlar falan filan. Bu şeylerle de elim mikrofona çarptı yine. Ben çok jest ve mimiklerini kullanan birisi olduğum için çünkü ilkokulda da zaten işte bizim mesela sözel derslerimizde işte göz teması kurmak, jest ve mimik kullanımı bunlar sağlıklı iletişim göstergesidir. Yani ben ilkokuldan öyle öğretmenlerle, öyle güzel öğretmenlerle yetiştiğim için hala da öyle. İtalyanlar daha da çok kullanıyor hatta. Ve daha da bağırarak konuşuyorlar. İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu olduğum için İtalyan hocalardan da az çok gördüğüm. Arada elimi böyle oynattıkça siz tabii görmüyorsunuz her zaman. Mikrofona çarpabiliyor. Tak tuk ya da böyle tuhaf sesler duyuyorsanız
Elim çarptığı için onu söyleyeyim. Çünkü bana ses gelmiyor ama sonuçta mikrofonun yakınında o böyle taktuk sesler daha çok belki duyulabilir, bilmiyorum. O yüzden yine böyle sizi düşünerek hassasiyetle bu açıklamayı yapmak istedim. Daha önce de söylemiştim zaten ama tekrar söylemek istedim. Böyle bir akış gözüküyor bu kişiden. Ama bir süredir mahkeme süreçleri gözüken birisi. Ve o süreci atlatır atlatmaz da sizinle evlenme niyetinde olan birisi. Ya eşiniz zaten evliliği sürdürmek istiyor. Belki bazı sıkıntılı süreçlerinin ardından bu kişi zaten eşiniz belki de sizi düşünen. Ama sizi çok seven birisi, onu söyleyeyim. Çocukluk aşkı falan olabilirsiniz onun için. Eşiniz değilse de çocukluk aşkı olabilirsiniz. Evli birisi ise de çok geçmişten gelen bir duygu bağlılığı olabilir size karşı. Love diyor bakın zaten burada. Görüyor musunuz? Kupası kupaltısıyla geldi. Yani çok saf temiz duygulara sahip bu kişi size karşı. Her ne kadar düşünce ve hoşlantı için baktıysak da iki destede de size yoğun duygular besleyen kişilerin enerjileri gözüktü. Ve kupa ikilisi bakın bir de yani mesela aklınızdaki kişide bu kartlar çıksa yani derim ki sizi çok seven ve gerçekten sizinle ilişkisini ciddileştirmek isteyen birisi ama bu aklınızdaki kişi videosu değil, siz kimin aklındasınız, sizden kim hoşlanıyor videosu. Buradaki akışta bu doğrultuda gözüktü. Yani çevresi de sanki sizi tanıyan birisi gibi bir şekilde gördüğüm. Ve güzel bir ilişki başlatmak istiyor. Şu an bu mahkeme süreçlerinden dolayı dediğim gibi araya zaman girmiş. Eşinizse de belki bir süredir görüşmüyorsunuz, yüzünü görmüyorsunuz. Belki hapis süreçleri söz konusu olabilir başka konular üzerinden. Bunlardan kurtulur kurtulmaz sizinle kavuşmak isteyen, ailesini de sürekli bununla ilgili sanki tembihleyen, ona iyi bakın, onu koruyun, kollayın, çabalayın. Beni bu süreçten kurtarın. Direkt ona kavuşmak istiyorum. Onunla yuvamızı kuralım, evlenelim, aşkımızı yaşayalım, sevgimizi, ilişkimizi yaşayalım. Herkes tekrar bizim ilişkimizi, bizim sevgimizi, aramızdaki o sevgi bağını, saf temiz bağı görsün. Herkese de göstermek de istiyor şeklinde gözüktü. Ben sizi gerçekten unutmamış, unutamamış, çok seven, saygı duyan ve ailesini de devreye sokarak sizi etkilemek isteyen birisinin enerjisi görüyorum. Çünkü şu anda kendisi istese de gelemiyor gibi. Ailesi üzerinden size hani kaçırmamak, kaybetmemek niyetlerinde gözüktü kendisi. Harflerle devam ediyoruz. Harfler dediğim gibi işin biraz daha eğlence kısmı. Şu an sıkıntılı bir süreçte gözüktü ama. U, Ö, S, N, L, Ü, G, R, O, V. U, Ö, S, N, L, Ü, G, R, O, V harfleri ikinci destede gözüken harfler. Dediğim gibi daha bunlar eğlence kısmı, asıl buradaki şeye odaklanırsınız. Burçları da söyleyeyim. Yine Başak, Akrep, Balık. Akrep ve balık yoğun olarak gözüküyor hatta. Aslan, yengeç ve yay burcu olabilir gözüken burçlar. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Başta da söylediğim gibi. Şimdi 3. desteyle devam ediyoruz. 3. desteyi seçenler abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için hayvansever, doğasever, hayvanlara doyan, sevgiyle, saygıyla, sevgili, saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerjiler için kimin aklındasınız? Sizden kim hoşlanıyor? Ya şimdi mesela ya burada da ben çok sizi çok seven birisini görüyorum. Onu tekrar söyleyeyim. Yani bu sanki şey gibi oldu. Kimin kalbindesiniz açılımı gibi oldu. Aslında konumuz bu değil ama çıktığı zaman çıkıyor yani dediğim gibi. Çok yoğun 3 destede de sizi seven kişiler gözüküyor. Onu söyleyeyim. Niyetime uygun kişiler ve enerji için tabii ki. Dediğim gibi.
hayvansever, doğasever, hayvanlara, doğaya saygılı davranarak yaşayan kişiler ve enerji için, hayvansever, doğasever kişiler, bu şekilde davranarak yaşayan kişiler ve enerji için bu yorumlar ve videolar, her zaman söylüyorum. Baştaki niyetlerle birlikte. Bu kişi çok hassas birisi. Ama burada yine şunu söyleyeyim. Gerçi bu bana daha çok üçüncü kişiden ziyade. Burada yine üçlü ilişki enerjisi görüyorum. Ama çok yoğun görmüyorum. Yani o üçlü ilişki, yani üçüncü bir kişiyle durumu söz konusuysa da, oradaki durum hani üçüncü bir kişiyle duygusal bağdan ziyade maddi sıkıntı bağına dönüşmüş olabilir bu kişi için. Ya da direkt olarak üçlü ilişki hiç söz konusu olmayabilir. Maddi konularla ilgili sizin dışınızda kazık yemiş olabilir, batmış olabilir. Çok borç, harç, ne bileyim kripto paraya bir şey bilmem ne, hani bu tarz şeylerle üçüncü kişi, üçüncü durumlar aracıyla maddi konularda zarar görmüş birisi olarak gözüküyor. İki iş birden yapan birisi olabilir. Yaptığı işlerden birisi sağlık sektörü. Daha böyle sanat olabilir. Sanatsal konular, sağlık sektörü, sanat sektörü olabilir. Bu yaptığı işlerden birisi. Gözüken enerjiler doğrultusunda zamanının çoğunu yalnız geçiren birisi. Yalnız yaşayan birisi olabilir. Ve sanki böyle her günü de aynı gibi, monoton gibi de gözüküyor. Gözüken enerjilerden Merkür'ü Başak olabilir ya da Başak etkili olabilir. Merkürsel bir tarafı olabilir. Yani çok konuşuyor olabilir. İletişim yetenekleri kuvvetli olabilir. Başak ya da ikizler etkili olabilir ama ben daha çok Başak etkisi görüyorum. Ya da Yengeç Akrep Balık etkili. Yani Boğa Başak Oğlak ya da Yengeç Akrep Balık etkili, bir tık ikizler terazi etkili birisi de olabilir gözüken enerjilerde. Sizi çok etkileyici bulan birisi. Ben şey hissettim ya, iş bağlantılı. Belki sizin bir işinizi halletmeye çalıştığı sırada sizi görmüş olabilir. Sizi tanımış olabilir. Ama kendince sanki böyle çok hoşlandığı bir dünya içerisine kapılmış. Mesela ben burada şunu görüyorum. Bu kişi size duygularını geçmişte ifade etmiş birisi olarak gözükmüyor. Hep içinde tutmuş, hep içinde saklamış sanki. Ve siz daha çok bir işinizi hallettirmeye çalışırken ya da iş bağlantılı konular üzerinden bir yere gidip gelmek, bir yerde kendinizi göstermek, bir yerle iletişim kurmak, bir yerde bir işinizi hallettirmeye çalışmak, dediğim gibi o süreçlerde bu kişiyi tanımış olabilirsiniz ya da bu kişi sizi, yani tanıma deyince karşılıklı oluyor zaten çoğu zaman. Bu kişi sizi öyle süreçler üzerinden tanımış, görmüş olabilir ve çok etkilenmiş olarak gözüküyor. Sizi gerçekten çok 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 etkileyici bulmuş. Ama bu kişinin kendi hayatında maddi sıkıntıları olabilir. İşiyle gücüyle ilgili gerçekten sıkıntılı süreçleri söz konusu olabilir. Birazcık o sebeplerden dolayı da sanki birazcık kendisini sizden aşağı görerek çok açılamamış size. Maddi durumuyla ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı da. Ama çok yoğun duygular beslemiş ve uzun süredir de bu duyguları içerisinde inişli çıkışlı olarak yaşayan ve artık ifade etmek isteyen de birisi olarak gözüküyor. Kartlarda gözüken enerjiler doğrultusunda sizinle ilgili bilgi toplamaya çalışan birisi olabilir aynı zamanda. Bir borcunu, harcını ödedikten sonra belki bu çok kafasına taktığı ve çok üzüldüğü bir süreç olarak gözüküyor. Bu üçüncü kişiler ile bağlantılı bir maddi süreç de olabilir ya da üçüncü durumlarla bağlantılı maddi, yani üçlü ilişki ise eğer buradaki durum, belki hani orada artık duygusal bir şey söz konusu değildir de maddi olarak herkes kendini kurtarmaya çalıştığı bir süreç içerisinde girmiştir belki, biraz sağlıksız, ya da hani üçlü ilişkisi falan söz konusu olmayabilir ama dediğim gibi mal mülk konuları üzerinden canını bir süredir sıkan, sizi tanıdığında da hatta bu süreç içerisindeymiş. İşiyle gücüyle ilgili canını bir süredir sıkan bir süreç içerisindeymiş sanki bu kişi.
Bir de ben şunu söyleyeyim. Bir dakika. Burada. Neden sürekli kafamın arkasında şu sesi duyuyorum? İş yerinde başka kişiler de ondan hoşlanıyor. İş yerinde başka kişiler de ondan hoşlanıyor. Sanki. Yani bu kişinin kafasında bunlar dönüyor olabilir. Yani şunu hissettim. Bu kişi dedim ya, bazı iş güç belki, hani bu kişinin çalıştığı yerde de sizden etkilenmiş, sizden hoşlanmış başka kişiler olabilir. Belki bu kişi daha çok sizinle ilgilendi o süreç içerisinde. Siz daha çok belki bu kişiyle vakit geçirdiniz. Ama böyle sizi gören, işte böyle kısa süreli iletişim kuran başka kişiler de sizden hoşlanmış olabilir ve bu kişi bunu çok kıskanmış olabilir. Yani ben şunu hissettim. Çok çok etkilendim. Ama yani girdiği ortamda o kadar etkileyiciydi ki sadece ben etkilenmedim tabii. Yani işte Ahmet de etkilendi. Ortamdaki orada Veli de vardı. Ali de vardı. Ahmet de vardı. Mehmet de vardı. Onlar da etkilendi. Ve bu durum canımı çok sıkıyor dediği ve sizi çok kıskanan da bunlar üzerinden birisi olarak gözüküyor. Hatta şunu söyleyeyim. O kişi ne zaman bir daha gelecek? Hala konuşuyor musun, görüşüyor musun falan diye bu kupa kralına soruyor bile olabilirler. O yüzden de sizi ekstra kıskanıyor olabilir. Yani bir de bana hani görüşüyor musun diye soruyorlar. Halbuki ben ondan çok hoşlandım. Hani kupa ikilisi çok da yoğun, kupa kralıyla bir de. Bir süredir zaten çok yoğun duygulara sahibim. Zaten açamamışım onu, açılamamışım. Bir de bana gelip hani bir daha gelir mi? İşte ya da aramızı yap. Bizi tanıştır falan diye bu kupa kralına sizinle ilgili sorular soran başka kişileri de olabilir. Ama bu durum onun asabını bozuyor gibi, yani kıskançlığa sebep oluyor gibi de gözüktü. Size yol göstermeye çalışmak isteyen birisi gibi. Yaptığı meslekler üzerinden de. Ama ben iş arkadaşları ya da çevresinde sizi sanki o ortamda görmüş başka kişilerin de sizden etkilendiğini ve o kişiye şakayla karışık aramızı yapsana, bizi tanıştırsana, işte Instagram'ı var mı, bilmem ne, numarası var mı ya da gibi bu kupa kralını böyle soran kişiler olabilir. O da şey yapıyor olabilir, kıskanıyor olabilir ama açıkça belki sizden hoşlandığını da söyleyemiyor olabilir onlara da. Kıskanan birisi, başka ilgi gösteren kişilerden dolayı o biliyor ama bunu. Sanki siz o diğer ilgi gösteren kişileri de bilmiyorsunuz gibi. Çünkü onun hayatında, onun tanıdığı gibi sizi kıskanan birisi olarak da gözüktü. Bakın burada deste altında da kupası var. Yani gerçekten çok yoğun duygular besleyen birisi bu kişi size karşı. Ama yine iş ve parasal konularla ilgili kılıç ve şişe enerjisi gözüküyor burada. Yani ya üçlü ilişki durumu üzerinden ya da iş güç konuları üzerinden, kazık yeme, borç harç, yatırım yapması karşılığını alamaması falan gibi sıkıntılı süreçleri söz konusu olabilir. Burada başka ne görüyorum? Çok erkeğin olduğu ortamda çalışan birisi olabilir. Yani şey gibi, şu an sanki o kişinin sözleri aklımdan geçiyor gibi. Bu kadar Hanzo'nun içine güneş gibi doğdu diyor sanki sizin için. Sağlık sektöründe falan çalışıyorsa öyle şey değildir belki ama bilmiyorum. Sanki öyle düşünceler var gibi. Hatta arkadaşlar onunla dalga falan bile geçiyor olabilir. Hayırdır, sen mi hoşlanıyorsun? Sen mi hoşlandın ondan falan gibi. Ama o sizinle ilgili çok bir şey paylaşmak istemiyor onlarla. Kıskanıyor onlardan sizi şeklinde de gözüktü.
Sizi araştıran, merak eden birisi olarak da gözüküyor. Dediğim gibi kendi ortamında, kendi tanıdığı, belki iş arkadaşı, iş yaptığı kişiler ya da bahsettiğim süreç üzerinden belki bir işinizi hallettirmek için bir yere gittiniz ya da bir iş bağlantılı bir yere gittiniz, bu kişiyi gördünüz. O ortamda bulunan, işte daha çok bu kişinin ama arkadaşı olan belki ya da iş arkadaşı gibi. Çok da sağlıklı arkadaş gibi gözükmüyorlar ama kişiler de sizden hoşlanmış ve bu kişiye sürekli sizi soruyor olabilirler şeklinde de gözüktü. Evet, üçüncü deste harf seçmedik. Harflerle devam ediyoruz. Burçları da söyleyeyim. Burçları söylemiştim galiba ya. Tekrar söyleyeyim. Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, İkizler, Başak zaten söyledim. Ve Akrep, Balık. Ya bir terazi etkisi de var ama o daha çok acılı, yani ilişkilerle ilgili yaşadığı bir acı durumu zaten gözüktü parasal konular üzerinden. Oğlak, terazi. Bunları söylüyorum ki astroloji haritası falan bilenler varsa bağdaştırıp belki daha net kafalarında oturabilir diye. Harflerle devam ediyoruz. Harflerde Ayşe'nin eğlence kısmı, dediğim gibi bu kendini attım. O harfi. A. Ay, yumuşak G. E. D. R. S. Ö. G. Ü. O, A, yumuşak G, E, D, S, R, Ö, G, Ü harfleri. Burada gözüken harfler. Hatta bu sizi soran kişiler maddi olarak da anlaşmazlık ya da bir şey, bir belki ortaklık edip sonradan ayrı düştükleri, maddi sıkıntı yaşadığı kişiler de olabilir gibi de gözüktü ama henüz size duygularını açmış birisi gibi gözükmedi açıkçası. Çok konuşan ve çok konuşmayı seven birisi de olabilir dediğim gibi. Romantik, hassas, hayvansever, doğasever, zaten destek olmayı, yardım etmeyi seven birisi olarak da gözüküyor. Çok monoton hayata sahip gibi de gözüktü. Yani her gün aynı şeyler gibi. İki iş birden de yapıyor olabilir. Bunları zaten söylemiştim. Tekrar ekstra ekleyerek de söylemek istedim. Birkaç şey ekledim çünkü sonradan gözüken enerjilerle. Evet. Üçüncü deste, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.